Merhaba, üretim tarihine hoş geldiniz. Geçen bölümde Sovyetler Birliği'nin erken dönem şehirleşme ve sanayileşme sürecini konuştuk biraz. Bugün de Türkiye'deki bu sürecin nasıl yaşandığını ve Türkiye'den daha planlı bir örnek olan Kore ile ne gibi farklar olduğunu, ne gibi farklı sonuçlar getirdiğini bu farkların bunları konuşacağız biraz. Karşımda Burak var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Eyvallah. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Türkiye'de bu süreç e, nasıl başladı? Biraz oradan başlayalım. Cumhuriyet eliti şunu görüyor. Yani Türkiye'de e, gelişmiş merkez diyeceğin sayılı birkaç yer var. Evet. Geri kalan her yerde hiçbir şey yok. Evet. Yani çöl yani. Kocaman bir çoraklık. Bu böyle bazı yerlere merkeziyleştirmek, bazı yerlerde merkezlere bu insanları taşımaktansa her yerinde eşit seviyede büyüyen bir e, zenginlik ilerleme progresifist bir mantıkla hı hı. bir ilerleme görmek istiyor. İşte Zonguldak köyünde de Çankırı'nın köyünde de işte onlar İstanbul'a yetişsin isteniyor aslında. Evet. Sanırım evet. o yüzden birazcık da köy enstitülerinde öyle bir mantık gütmüşler. Hı hı. Şeyden sonra ise işte 45'ten sonra ise hem kısa bir zaman içerisinde zaten işte iktidar değişecek ve farklı bir anlayış gelecek. Evet hem de işte o dönemki dünyanın konjonktürel yapısı da değiştiği için işte Türkiye'nin önemi biraz artacak. Türkiye'nin öneminin artmasıyla birlikte işte dışarıdan kredi bulmak, işte o kredilerle bir şekilde sanayi tesisleri açmak ve işte şehirleşmenin önünü açmak daha kolay olacak. Evet. Bunların tamamıyla birlikte şehirleşme bir şekilde hızlanmaya başlayacak. Ve ondan sonra da işte özellikle Demirel döneminde 70'lerde şehirlere büyük bir akın olacak. Hı hı, Şimdi zaten. o şehirlere büyük bir akın dönemi Türkiye için aslında hala etkilerini sürdüren ve tam olarak travması atlatılamamış bir dönem. O dönem nasıl gerçekleşti abi? Şimdi buna bakmak için aslında şöyle bir küçük bir Türk ekonomi tarihi şeyi yapmamız lazım sanırım girişi. Biz artık Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bağımsızlığı ilan ettikten sonra Lozan'la birlikte bizi 1929'a kadar kitleyen ekonomik politikamızı kitleyen bazı kurallar var. Ne var işte? Bazı ayrıcalıkları ortadan kaldıramıyoruz. Bazı gümrük vergilerini ortadan kaldıramıyoruz öyle bir çerçeve çiziyor ki Lozan bize 2929'a kadar Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi ekonomik politikasını belirleyemiyor diyebiliriz. Hı hı. Zaten ortada belirlenecek bir ekonomi politikası da pek yok yani öyle bir ekonomi yok çünkü ortada henüz ilk hareketlilik başlasın diye işte iş bankası kuruluyor vesaire. işte Türkiye hani e, çiftçisine, iş adamına, şusuna, busuna, iş adamı yani neredeyse yok da işte ona buna kredi verebilsin. Bu insanlar yatırım yapabilsin falan diye. Ama bunlar çok kısıtlı e, sermayeler. Sermaye birikimi olan bir memleket değil çünkü. Sermaye birikimi olan insanların birçoğu e, mübadelelerle gitmiş, göç, göçe zorlanmış işte mesela... Yunan şeyinde mübadelesinde bizim buradaki şehirli Rum'umuz Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'daki köylü Türkler buraya geliyor. Ve bunlar tabii ekonomik açıdan katma değer üretmesi daha düşük yani. insanlar. Sermaye birikimi olmayan insanlar. Buradan oraya giden Rum'larsa yetenekli ve sermaye sahibi insanlar. Yani sermayelerin ne kadarını kendileriyle birlikte götürebiliyorlar tartışılır ama en nihayetinde burada buraya gelenlere göre daha yetenekliler ekonomik anlamda daha yetenekliler şimdi bir tane Türk milliyetçisi çıkıp o bizim Türk'ümüz Yunanlar falan bir şeyler söyler belki yani ya gerçi önünden... şey var şimdi mesela orada hani e, şimdi Türkiye'den giden Rumlara genel olarak baktığınız zaman şehirli Rumlar hı hı. E, Gelenlerin de işte önemli kısmı e, taşralı köylü Türkler e, ama o gelen taşralı Türkler dahi buradaki yani işte 1850'den sonra 1850'den sonra bir şekilde yerleşik hayata geçmiş Türklere göre tarımı daha iyi biliyorlar mesela. Tabii. Hani evet. orada bile hani bir şey kaybediyorsun ama hani bir yandan da hani Türkiye'deki e, var olan nüfusa göre onların bile artıları var yani. Doğru evet maalesef. Maalesef öyle yani. Biz öyle bir kısırlık içinde kalmış ki bizim memleketimizin <laughs> insanı öyle olmuş işte. 1929'dan sonra bizimkiler birazcık rahatlıyor ama şimdi normalde Atatürk biliyorsun hani İzmir İktisat Kongresi'nde falan da işte şey der işte hayatın ucuzlamasını istedikçe vergileri düşüreceğiz şu bu. Daha böyle serbest piyasacı bir şeye yakın ama tabii ki aslında buna serbest piyasacı denmiyor yani literatürde buna korporatist mantık deniliyor yani sanki devlet, millet, piyasa, şirketler, şubu her şey tek bir organik varlıkmış ve hepsi belirli bir amaca yönelik hareket etmeliymiş. Bu memleketi zenginleştireceğiz ee, ülküsünün peşinde böyle gitmeliymiş gibi bir mantıkla bakıyor. Burada özel sektöre de iş düştüğünü, devlete de iş düştüğünü söylüyor. Yani Atatürk ne e, sosyalist bir zihin yapısına sahip ne de işte laissez-faire kapitalizmi böyle bırakınız yapsınlarca bir kapitalizm şeyine sahip. Zaten Atatürk'ün gerçekçiliğine ters. Çünkü ikisi de olacak işler değil Türkiye özelinde baktığımızda. O da daha çok kendi özel sektörünü bir yandan gazlayıcı, bir yandan onlara destek verici, bir yandan da devletin üzerine düşenlerin de yapmasını gerektiğini düşünen ve ekonomik e, şeye sahip, mantığa sahip e, tabi sonra Celal Bayar zaten bu işleri, işlerle ilgilenen insan oluyor. Celal Bayar daha serbest piyasacı bir mantığa sahip bir insan ama 1929'da yaşanan büyük buhran daha önce bahsettiğimiz gibi bütün dünyayı kitliyor ve kapitalist ekonomi modelinin kötü bir şey olabileceğini düşündürtmeye başlıyor çünkü evet. Sovyetlere bakıyorsunuz Sovyetlerin ekonomisi büyük buhranlar o kadar da etkilenmiyor çünkü kapalı bir ekonomi kendi içinde bir yaşantısı var. Büyük buhranla etkilenmesi zor tabii ki. Yani daha düşük. Tabii bizimkilerde şöyle bir mantık ortaya çıkmaya başlıyor. Ulan acaba bu Sovyetlerinki daha mı iyi ya falan diye bir şey başlıyor. İlk böyle işte planlı ekonomi şeyleri, modelleri planlı ekonomi ile hareket etme çabası buralarda çıkmaya başlıyor. İlk mantık bu. Ama yani yine şöyle diyebiliriz. Yani 29'la 35-40 arası falan böyle daha şeyli bir, daha serbest piyasacı bir mantıkla ilerlenmiş diyebiliriz. Hı hı. 40 sonrası özellikle 2. Dünya Savaşı ile birlikte yani işte 39 senesi diyelim tam şey olarak İkinci Dünya Savaşı ile birlikte şey korkusu başlamaya başlıyor. Ya biz çok fakir bir milletiz, sanayimiz yok, bir şeyimiz yok e, ee, Naziler Bulgar sınırına geliyor biliyorsun. Yani ulan biz ne yapacağız burada abi demeye başlıyorlar. İsmet Paşa tabi yani çözüm arıyor. Çözüm olarak bulabildiği şey vergi yüksek vergi ver koymak ee, köylüye. O yüksek vergiyle topladığı parayı da aktarabilirse sanayiye aktarmak, askeri harcamalara aktarmak, kendi garantiye almak için yapılması gerekenleri yapmak. Fakat sen bunu yapmaya başladığında İkinci Dünya Savaşı bir yılda bitmiyor ki 6 yıl sürüyor. 1945'e kadar millet açlıktan kavruluyor tabii ki. Savaş bittikten sonra ortaya daha önce de konuşmuştuk yeni bir düzen çıkıyor. O düzende Türkiye e, şimdi İkinci Dünya Savaşı bittiğinde Stalin hemen bizim boğazlarla Kars Ardağan bölgesine çökmenin peşine düşünce bizimkiler ister istemez Amerika'nın kucağına kalıyorlar. Amerika'da aslında birinci dünya savaşından başlayan bir şey bu eğilim bu. Amerikalılar dünyada bir demokrasi devrimi olacağını düşünüyorlar birinci dünya savaşından sonra. Woodrow Wilson özellikle. Ve diyor ki yani bir, eğer bütün devletler demokrasi olursa biz e, demokrasiler olarak bir birlikte çok güzel anlaşabiliriz. Bunun işte uluslararası bir sistemini kurmamız gerekir falan. Neyse o başarısız oluyor. E, İkinci dünya savaşından sonra artık bu konuda netleşiyorlar. Çünkü siz her 20 yılda bir böyle büyük savaş yapacaksınız. <laughs> i̇şimiz var diyor Amerikalılar da. Ta <laughs> böyle olunca Amerikan modeli ne daha yakınsamak zorunda kalıyor Türkiye. Tabii. Siz Amerika'ya yakın yakınsayacaksınız ekonomik model olarak, siyasal model olarak da Amerika sizden yakınlaşmanızı bekliyor tabii evet. ki doğal olarak. Çünkü e, o dönemde Türkiye'nin dışarıdan baktığınızda görüntüsü diktatörlük tabii. yani. Çünkü İsmet İnönü bütün gücü eline almış. Başka kimsenin çok yapabildiği bir şey yok. Öyle Atatürk'den, Zaten tek parti var. Zaten tek parti var aynen öyle. İsmet İnönü de zaten demokrasiye geçişi artık kafasında geçilmesi gerektiğini düşünen bir, birisi. Çünkü Atatürk'le birlikte ilk bu işler başladığından beri anladığımız kadarıyla zaten böyle bir şey istemişler. Yani bir gün bu memlekette düzgün yaşayabilmesi için bu insanların Tabii. demokrasi lazım demişler ama şartlar tırnak içinde gereği yapamamışlar. İsmet Paşa da artık buna ikna olmuş durumda. Ve aynı dönemde bu hani tarımdan çok şey olmuştu ya millet. E, kahrolmuştu ya 2. <laughs> Dünya Savaşı döneminde. Bu insanlardaki politik hareketlenmeyi de açlığı sefaleti de bastırabilmek için paşanın aklına şöyle bir şey geliyor. Diyor ki bir topraklandırma reformu yapalım. 50 dönüm arazisi olan insanların 50 dönümün üzerindeki arazilerini köylüye dağıtalım diyorlar. Hı hı. Şimdi tabii bunlar böyle söyleyince CHP'nin içindeki toprak ağları olmaz öyle şey demeye başlıyorlar. <laughs> i̇şte bunlar, daha sonra İsmet Paşa diyor ki madem öyle siz diyorlar CHP'den ayrılın. Ayrı bir parti kurun. Muhalefetinizi dışarıda yapın. Bunlar da gidip Andan Menderes önderliğinde Demokrat Parti'yi kuruyorlar ve İlk seçimlerinde bir İsmet İnönü onlara bir şok seçim yapıyor. Bir yıl içinde o zaman hemen evet, seçim 46 seçim. seçimi. Oradan bir şey çıkmıyor. Ama bu topraklandırma şeyini de yapamıyorlar bu arada. Tabii. Yani o, o şekliyle yapamıyor. Fakat daha sonra yani çıkan yasayla birlikte 1950'lerde Demokrat Parti şöyle bir şey yapıyor. Milletin arazisini dağıtmak yerine diyor devletin arazisi var boşta duruyor. Onları dağıtalım köylüye madem öyle diye ve müthiş bir topraklandırma şeyine girişiyorlar. Tabii çünkü onların kafasındaki mantık şu. Türkiye'yi biz e, birincisi Amerikan modelinden etkilenmiş olmaları dolayısıyla birincisi Türkiye'yi bir serbest piyasa ekonomisine geçireceğiz. Bu geçirdiğimiz ülke bu geçirdiğim yani bu dönüşümü tarıma odaklanarak yapacağız sanayiden fazla. Hı hı. Tarımı da modern gelişmiş bir şekilde yapmanın peşinde olacağız. Çünkü birincisi evet böyle bir siyasi ideolojik bir durum var. Bir bir ekonomik model olarak Amerikan ekonomisine yakınlaşma isteği var. Birin bir diğeri de Demokrat Parti çevresi toprak ağası, köylü yani o işlerden para kazanan ekip. Dolayısıyla hem kendi çıkarlarına uygun olan hem de memleketin çıkarlarına uygun olduğunu düşündükleri yani iddiaları o. Bir modeli uygulamaya çalışıyorlar. Bunu yaparken ihtiyaçları olan kaynağı Marshall yardımlarından, Amerikan yardımlarından sağlıyorlar. Ve Türkiye normalde e, tek parti döneminin, cumhuriyetin kurucu ekibinin yapmaya çalıştığı en önemli şey olan e, bağımsızlık ilkesi. Çünkü ekonomik olarak, siyasi olarak her anlamda bağımsız olmamız lazım bizi Diyorlar ve onun Hı -hı. peşinde koşuyorlar. Ona göre de harcamalar yapıyorlar mesela. Yani devlet bütçesini aşmayacak şekilde harcanıyor evet. falan filan. Ee, özellikle Atatürk'ün vefatına kadar bir şey yok yani. Hiç açık vermiyorlar falan. Ki savaştan çıkmışsınız işte. Bir şekilde kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Sanayi kurmaya çalışıyorsunuz. Aynen öyle yani. Bu enteresan. Hatta Aynen. şeyde önemli oranda şehir iyi kurmaya çalışıyorsunuz. Mesela işte İzmir Kurtuluş Savaşı'nda işte o şeyin mahf sonunda mahvolmuş şey yani. Ee, yine aynı şekilde Batı Anadolu'nun önemli kısmı. Hı hı. Aynı durumda. E, İstanbul deseniz işte yıllarca işgal altında kalmış ki hani işgalci bir idarenin şehrin bitilmesi ve devamına dair kaygıları çok az olur hı hı. her zaman. Yani bu İngilizlere özgü bir şey değil. Hani evet. Herkese özgüdür. İngilizler evet. hatta en çok kaygılananlarından <laughs> yani ya. hani belki de aynen öyle. Ee, şimdi bunlar düşünüldüğü zaman aslında bu çok önemli bir performans. Evet. Ama işte 50'lerde bunun artık yetmediği de görülüyor biraz. Yani Hı. çünkü hani o zamana kadar evet belli bir oranda Türkiye gelişmiş ama bunun bir kademe üstüne çıkmak gerekiyor Hı. artık. Bunun için aslında bir atılım evet. yapılma şeyi var, isteği var. Ama bu istendiği gibi de gitmiyor. Evet abi. Yani çünkü şeyi görmüyor hem Menderes hem genel olarak Demokrat Parti yönetimi. Yani siz halka işte ucuz kredi vererek bir halkın kapitalistleşmesini sağlayamazsınız. Yani bu o zenginleşmesini o kadar çok... sağlayabilirsiniz. Evet, zenginleşmesini sağ. Yani her evet. mahallede bir tane işte zengin, zengin evet. yaratabilirsiniz. Evet ama hani bu kapitalizm değildir. Yani evet. bu başka bir şey. Evet. Hatta bu Ahbap çavuş kapitalizmi değil. Evet. Yani direkt olarak tanımı bu. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi siz e, bu, bunun nasıl iyi kullanılabildiğini Kore'yi konuşurken daha iyi anlayacağız. Hı -hı. Şimdi siz bir büyüme sağlıyorsunuz. Mesela 47 ile 53 arası gayri safi milli hasta Türkiye'de %8.7 büyüyor. Ortalama. Ya bu büyümeyi sağlamışsınız evet ama bunu tarımsal olarak sağlamışsınız. Yani tarım tarım e, konusunda çok hızlı bir büyümeniz var. Yani %10'lara 20'lere çıktığı zamanlar falan oluyor. Ama bunu sağlamanızın sebebi şu. Sen Marshall yardımını almışsın. Traktörü getirtmişsin, işte makineyi getirtmişsin, gübreyi getirtmişsin, yurt dışından bunları getirtmişsin. Sen burada bunu işliyorsun. Daha sonra ortaya çıkan malı... Devlet pahalıya alıyor. Devlet pahalıya alıyor. Ondan önce Kore Savaşı dolayısıyla dışarıdan bir şey var, e, istek var evet. Türk, Türk malına. Sen dışarıya ihraç ediyorsun bunları, döviz rezervini artıyor vesaire. İlk başlarda bu dengeyle devam ettiriyorsun. Fakat... Kore Savaşı bitince dışarıdaki istek azaldıktan sonra da kendi tarımcısını devlet sahipsiz bırakmamak için, tırnak içinde yüksek fiyatlı alımlar yapmaya başlıyor. Evet. Şimdi bu devlet bütçesinin bütün dengesini bozuyor. Ve öyle bir noktaya geliyorlar ki 1957'de yurt dışından kredi bulmak zorundalar ki açıklarını kapatsınlar. Evet. İşte gidiyorlar. IMF'ye işte e, European şey e, Avrupa İktisadi Ortaklık şeyi var neydi? IOS. Neyse işte ya yani Avrupalıların da bir daha e, sonra ha. işte bayağı Amerika'ya gidiyor. Ha. Ee, şey, şey, Menderes Sovyetlere gidiyor. Evet. Ee. Ve almak istedikleri şeyi bulamıyorlar. Yani almak istedikleri. Ha. Ha, Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütü aynen. Şimdi kredi istiyorlar Avrupalılar ve IMF diyor ki ya kardeşim biz sana veririz de senin önce bir devalüasyon yapman lazım dışarıdan evet. para gelebilmesi için senin ülkene. Aynen e evet. Senin bu boş harcamalarını kısman lazım. İşte efendime söyleyeyim. Bütçe dengesi. Ha Sen bu arada ben kamu iktisat teşebbüslerini özelleştireceğim diye iktidara geldin. En çok kullandığın şeylerden bir tanesi kamu iktisat teşebbüsleri oldu. Çünkü özellikle 52'den sonra orta açığa çıkan yani hepsini sen bütün parayı tarıma aktardın ya. E, sanayi üretimi yani işte ufak mala, imalat mallarında falan olan açığı kapatmak için kamu iktisat teşebbüslerini kullanmışsın hep. Kamu iktisat teşebbüslerini kullanırken de onları zarar ettirecek şekilde kullanmışsın. Malın değeri atıyorum 10 liraysa 5 liraya sattırmışsın piyasaya. Yeter Aynen. ki millet bize bir şey demesin diye. 1957'ye geldiğimizde artık ekonomi bitmiş ama hala devalüasyon yaparsak oyalamayız bilmem ne diye bir yıl onu erteliyorlar ve 1958'de alıyorlar. Devalüasyon yapıyorlar. Dolar dolar 2.8 lirayken e, 9 liraya kadar çıkartıyorlar. Tamam. Müthiş bir devalüasyon. E, kamu iktisadi teşebbüsünün ürettiği mallara zam yapıyorlar. Hı hı. Vergileri yükseltiyorlar falan. Ve alım gücü düşüyor evet. doğal olarak. Bu alım gücünün düşmesi işte Türkiye'de bir huzursuzluk ortamı yaratıyor. Ki o zamana kadar zaten işte e, askeriyenin içerisinde bir e, huzursuzluk da var. Ve bu süreç bizi 60 darbesine götürüyor. 60 Aynen darbesinde öyle. bizim için yani bu konuşma için en önemli olan şey e, devlet planlama teşkilatı. Evet abi. Devlet planlama teşkilatı kuruluyor ve ondan sonra işler daha yolunda gidecek diye düşünülüyor. Fakat tam olarak Aynen öyle olmuyor. öyle <laughs> Aynen öyle abi. Her zaman gibi tam bir Türkiye klasiği. Böyle hani anayasa değişikliği yaparsınız. Çok iyi maddeler geçirdik. Her şey süper olacak dersiniz. Onu öyle bir uygular, öyle bir yaparız ki hiçbir hayır gelmez ondan. <laughs> Tam öyle işte yani. Demokrat Parti bir şeyler yapıyor. Evet. Yani e, bu sırf tarımma yatırım da yapmıyor. Yani barajlar yapılıyor. işte elektrik santralleri kuruluyor falan. Çünkü memleketin üçte ikisine elektrik gitmiyor henüz. 1950 senesinde. E, altyapı yatırımı yapmaya çalışıyor. Karayollarında ciddi bir şey yaratılıyor. Şimdi Demiryolu yatırımı yapmışız biz ama demiryolunu karayoluyla bağlaman lazım ki kılcallar olarak işlev görsünler Tabii. ve lojistik anlamda özellikle yardımcı olsunlar. E Demokrat Parti bir şekilde bunlara eğilmeye çalışıyor. Çok da başarılı olabiliyor mu? Hani bilemiyorum ama yani diyebilir miyiz çok başarılı oldu diye? Pek sanmıyorum ama e yine de daha iyi duruma getirmek için elinden geleni yapıyor. Hı hı. Fakat daha sonra darbeyle birlikte şöyle bir şey oluşuyor. Yani yapan junta ve onun sivil bürokratik ekibi uzantısında şöyle bir mantık güdülüyor. Ya kardeşim bu adamlar bizde işte bu serbest piyasacı adamlar bizim başımızı yaktı. Öyle her şeyi tarıma gömelim diye ekonomik büyüme falan olmaz. Bakın Sovyetlere ne güzel yapıyorlar. Bunun planlamasını yaparsın. İşte dersin ki sen şu kadar üreteceksin şu şöyle olacak falan. Şimdi bu planlamayı yaparken bizimkiler biraz fazla... Ee, Sovyet Sovyetçi tırnak içinde düşünüyorlar neredeyse ama e, şey Tunberg diye bir adam vardı. Ha Tin tap özür dilerim. Tinbergen diye bir adam var. <laughs> ee, çok önemli bir planlama ekonomisti adam. Ee, o adamı Türkiye'ye getirtiyorlar. Ve e, böyle ön e, şeyler hazırlı, hazırlıklar yapılıyor. İşte adam diyor ki ...ekonominizi şöyle yönlendirebilirsiniz... ...bunu yapabilirsiniz, şunu yapabilirsiniz... ...böyle bir çalışma yapıyorlar. Bu ekibin kurduğu mantık... ...DPT'ye hakim oluyor. Kafalarındaki şey şu, DPT yani Devlet Planlama Teşkilatı'nın... ...kurulmasındaki mantık şu... ...biz ekonomiyi... ...başıboş bırakmayacağız. Memleketin asli sahipleri olarak... ...askeri ve sivil bürokrasi... ...bu okumuş etmiş elit ekip tırnak içinde... ...yani o elit de... Yani ...bizde çok boş kullanılıyor ama... Hı hı. E, yani ...bu insanlar sadece aslında okumuş insanların. Aynen öyle. Yani. Annesi babası çoban olup <laughs> ama bir şekilde <laughs> yani, üniversiteyi bitirebilmiş adamlar. Aynen olsun. öyle. Kendisi işte Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yurt dışına yollanan profesör falan. Aynen öyle. Evet. Askerler de keza öyle şekilde. Yani e onların hiçbir tane soylu ailelerin çocukları değil işte. Yani işte 60 darbesinin Cumhurbaşkanı yaptığı işte Cemal Gürses'in lakabı Cemal Aga. <laughs> ha, evet. <Yani. gülüyor> Cemal Gürsel. Gürsel Gürses. Gürses. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Yani öyle bir ekip bunlar öyle bir elitlikleri bilmem falan tabii. yok. Ama şunu fark ediyorlar. Ya biz bu köylü takımına bu işi bırakırsak bunlar sadece para yemenin peşindeler. Biz bu işi e, merkezden yönetelim. Sert bir şekilde, düzgün Hı -hı. bir şekilde yönetelim falan diye böyle bir mantık içinde de. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Şöyle bir problemle karşı karşıyalar ama şimdi bir kere artık memlekette belirli oranda bir hareketlenme ekonomik hareketlenme başlamış yani evet. mesela bizim tarımcılarımız köylerde in küçük küçük imalat atölyeleri açılmaya başlamış. Türkiye'nin bugünkü ekonomisinin en önemli parçalarından biri olan kobiler artık yavaş yavaş evet. baş vermeye başlıyor ve hani ileride Anadolu kaplanları olarak bilinen işte hı hı. müsiat etrafında örgütlenmiş olan ekibin aslında babaları bu dönemlerde o işlere başlamış insanlar. Evet. Ee, neyse bunlar devlet planlama teşkilatını kuruyorlar ve işte e, kalkınma planları yapıyor 5 yıllık kalkınma planı yayınlanıyor yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi olarak sanayileşmeyi görüyor. Evet. çünkü tarıma biz yeterince yatırım yaptık Artık yeter. Getirisi de yok. Getirisi yok. Bir, bir şey olacağı. Yani yatırdığımız paranın karşılığını alamıyoruz. Aslında bu Aynen. parayı sanayiye yatırsaydık çok daha fazla para kazanabilirdik anlayışı hakim oluyor ve daha sonrasında aslında şey daha böyle planlı bir sanayileşme dönemi öngörülüyor. Ama bu sanayileşme öngörüsü aslında tam olarak karşılanmıyor. Yani aslında şöyle söylemek daha doğru. Sanayileşme kısmını başarıyoruz ama şehirleşme kısmı çok eksik kalıyor. Orada. Hmm, yani evet. işte İstanbul'da işte hem Gebze'de hem işte bugünkü o işte iki telli bölgesinde e, sanayi tesisleri kuruluyor. İşte Zeytinburnu'nda tabakhaneler kuruluyor. İşte birçok yerde İstanbul'un birçok yeri hızlı bir şekilde işte sanayi tesislerine kavuşuyor. Yine Anadolu'da işte Adana gibi, Kayseri gibi, Gaziantep gibi, işte İzmir gibi yerler yavaş yavaş sanayileşmeye başlıyor. İşte Ankara, e, Eskişehir'de zaten e, demiryolu sanayisine dair atölyeler ve fabrikalar var. Oralar büyümeye başlıyor. Evet. Devlet Planlama Teşkilatı bu sanayiyi hem Türkiye içinde belli bölgelere bölerek bir lojistik ağı oluşturmaya çalışıyor hem de bu sanayinin gelecek dönemde Türkiye'nin ekonomisinin başat faktörü olması gerektiğini hı hı. altını çok net bir şekilde çiziyor. Ama aslında bir yerde şunu unutuyorlar. Ya tamam bu sanayi testlerini kurduk ve tarıma desteği de çektik. Ama bu tarımdan bir şekilde çekilen destek orada bir işsizlik yaratacak Hı -hı. ve bu insanlar yavaş yavaş şehirlere göç etmeye başlayacaklar. Tamam, yavaş yavaş olursa bu evet. e, düzgün, planlanabilirse. düzgün planlanabilirse güzel bir şey. Evet. Ama Türkiye'deki Hı -hı. gibi olursa Olur. olmuyor. Evet. Yani Türkiye'de işte İstanbul 1970'lerle birlikte mahvoluyor artık. Mahvoluyor gerçekten tam mahvoluyor. Yani çok hızlı bir şekilde işte o gece kondu mahallelerinin kurulması, İstanbul'a göçün bir nevi parlatılması, oraya yerleşen insanların bir şekilde işte akrabalık bağlarıyla hayatta kalmaya çalışması. Çünkü gerçekten orada yalnız başınıza bir insan olarak hayatta kalmanız çok zor. Bilmiyorum. Bir de e, o sen oraya gelen insanı karşılayacak şekilde istihdam da yaratılmalı evet, ki evet. adam dolayısıyla kışın burada İstanbul'da iş bulup çalışabilirse işte çalışıyor. Yazın hasat zamanı köye gidip işte birazcık çay toplayayım, fındık toplayayım, işte bilmem ne yapayım, pamuk toplayayım. Aynen. Oradan da işte 3-5 gelir olur. İşte bu oluyor? Bir bir yandan işsizlik, büyük şehirlere hızlı bir göç olmasın adına. şehirler olmasına. Bu işsizlik aynı zamanda işte o 70 ve 80 arasındaki dönemde asayiş sorununun da hı hı. yanında bir mafyalaşma da getiriyor. Aynı zamanda hani hızlı bir şekilde Türkiye'de özellikle kenar mahallelerde asayiş bozuluyor. Tabii. Ve buralarda işte o şeyde geçen bölümde bahsetmiştik işte o şeyde gettolardan bu gecekondu gece gecekondu gece semtlerinden işte sanayi bölgelerinin olduğu yerlere sürekli bir insan taşımacılığı var. Bu işte buralarda minibüsler ortaya çıkıyor. O minibüslerde işte arabesk müzik ortaya çıkıyor vesaire vesaire. Yani hani Türkiye'nin belli bir yere kadar planlı götürmeye çalıştığı her şey aslında 70'lerde çöküyor. Çöküyor. Bunu evet. çok net bir şekilde söyleyebiliriz yani. Çünkü abi Süleyman Demirel geliyor 65'te Hı. devlet planlama teşkilatının başına da Turgut Özal'ı koyuyor. Evet. Şimdi bu ikisi biliyorsun bunlar liberal ekonominin şeyleridir aslında Türkiye'de sembolleridir simgeleridir evet. düşündüğümüz zaman şimdi liberal ekonominin zıttı olan planlamacı ekonomiyi yönetmek üzere Turgut Özal'ı ülkenin başına getirince doğal olarak böyle bir şey çıkıyor ortaya. Çünkü işte memurum işini bilir biliyorsunuz bu evet. Turgut Özal'ın kafasındaki. Geldiğinde DPT'nin başına şimdi şöyle bir ekip var. 1960'ların ortalarında İsmet Paşa'ya DPT'nin başındaki ekip diyor ki tarıma şey tarımı ağır vergilendirmeye başlamamız lazım ki sanayi yatırımı yapabilelim. İsmet Paşa diyor ki olmaz öyle şey. Çünkü artık çok partili döneme geçilmiş. Tekrar Köylüleri başımıza sarmayın diyor yani. <laughs> e, ben de yani öyle bir risk almam siyasal risk almak istemiyor. E, DpT'nin başındaki ekip hemen istifa ediyorlar. <laughs> hani öyle ya yani. adamlar hani böyle biz bu memleketi sanayileştirmek üzere anlıştık falan. <laughs> bu mentaliteyle oraya oturmuşlar. E sonra tabii işte Süleyman Demirel geliyor plan değil pilav istiyoruz diye. Yani evet. O dönemki seçim sloganı o. <laughs> Ee, bu planlama mevzusu hem zayıflıyor hem de şöyle bir şey oluyor. Ee, o zamana kadar canlanmış ortaya çıkmış sanayici ne zaman ki bir favor'a bir iyiliğe ihtiyacı olsa Ankara ile biraz konuşuyor. Diyor ki ya başkan işte bak biz e, şu ürünü üretmeye başlayacağız ama bu ürünü dışarıdan çok ucuza getiriyoruz falan. Bize bir bu ürünün ithalatını yasaklarsanız ben bunu üretirim. Çok da güzel olur falan. Bunlar bir başlıyor abi. 10 sene içinde her şeyi yasaklatıyor adamlar. Çünkü her bir şey üretecek olan. Çünkü o zamanki model olarak ithal ikame modeli dediğimiz. Tabii. işte dışarıdan mal geleceğine burada üretilsin mantığı var. Ama bu model... en son mevzu şeye kadar geliyor. İşte mal burayı çanı hapse atıyoruz <laughs> yani. <laughs> Aynen abi çok güzel öyle. Aynen öyle. 2000 var yalan burada falan diye alıyorsun elinden adamı hapse atıyorsun. Öyle bir noktaya kadar geliyor. İşte büyüklerimizin hepsi anlatır mesela bir hikaye vardı. 40 bin marka kartal aldım ben o zaman diye. 40 bin marka taksi plakası alınıyormuş halbuki o zaman falan. Hayır. Neden? Çünkü işte Renault ile şey anlaşmışlar fiyatı Türk yöneten fiyat. evet ekipler. Anlaşmışlar. Rekabet kurulu falan da yok. Kafalarına göre anlaşmışlar. Demişler ki ya biz ikimiz de bunu 40 bin marktan satalım. Bir tanesi atıyorum işte Spring satıyor. Bir tanesi kartal çıkartıyor. Anlaşmışlar öyle takılıyorlar. Çünkü dışarıdan başka bir malın gelmesi de yasak falan. Böyle bir çöküş ve ciddi ekonomik dalgalanmaların oluyor. Gerçi yine 62 ile 77 arası Türkiye'de mesela eksi e, negatif büyüme ya küçülme yok. Negatif büyüme de. <laughs> Döneme dair lugatımıza girmiş yeni bir <laughs> ekonomi terimi. Bundan 100 sene sonra bu podcast'i dinleyen birisi negatif büyüme ama. <laughs> AK Parti döneminde yaşamanız lazım arkadaşlar. <laughs> ee, şey tabii, e, küçülme yaşanmıyor. Evet. Ve e, onlara kadar çıkan büyümelerin bile yaşandığı bir dönem var. Ama en nihayetinde dediğin gibi e, şehirlerde yüksek e, işsizliğin olduğu, <laughs> e, insanların hem şehirli hem de köylü olamadığı, asayiş problemlerinin olduğu ve aynı zamanda 61 Anayasasının sağladığı özgürlüklerle örgütlenen işçi hareketlerinin güçlü olduğu bir dönem. Tabii. Bununla birlikte Soğuk Savaş'ı da işin içine kattığınızda işte bir anda milliyetçi bir ekip, bir anda bir tarafta solcu bir ekip birbirleriyle memleketin geleceği için tırnak içinde savaşmaya başlıyor. Ee, toparlamak gerekirse biraz Türkiye'yi şey Hı. diyebiliriz. E, Türkiye sanayileşme sürecini hem işte bunu devletçi bir bakış açısıyla işte plancı bir bakış açısıyla yapmak isteyen grubun hem daha e, liberal bir bakış açısıyla aslında e, onun da liberalliği sorguladı ama <laughs> daha serbest bir şekilde yapmak isteyen grubun çekişmesi içerisinde. Göreci başarılı bir süreç geçirip bugünlere kadar getirdi ama o işte görece başarılı sürecin kurbanı aslında biraz Türkiye'nin şehirleri oldu. ve sosyolojisi oldu. Evet. Türkiye bugün bir batı Avrupa ülkesi kadar işte bireyci değilse, bugün işte hemşericilik hala çok önemli bir faktörse Türkiye'de. Bunun Türkiye'nin sanayileşme serüveniyle yakından Doğru alakası demiş. var. Peki... Bunun daha becerikli bir şekilde yapıldığı, belki bunun için ortamın da daha rahat olduğu bir ülkeden bahsedeceğiz. Şimdi Kore. Evet abi. Kore'de bu işler nasıl becerilir? Evet. Abi Kore aslında kaderimiz Kore ile çok yakın. Kore'nin kurucusu olan yani kurucusu olan demeyeyim. Kore biliyorsun Kore savaşı sonrasında artık bu evet, bugünkü denilen. modern Kore. Evet bugünkü modern Kore kuruluyor fakat ee, 1961'de Park Chung Hee diye bir adam var hı hı. bu darbe yapıyor darbe yaptıktan sonra abi yaptığı ilk iş memleketin ee, illicit profiteer diyor yani yasa dışı kazanç sağlayıcıları dediği iş adamlarına hı hı. cezalar kesmek Lan diyor siz memleketi sömürdünüz işte bunları üçer ay hapse attırıyor falan. Bu adamlar içeriye giriyorlar. Üç ay sonra diyor ki, ya tüm dünya şey Kore'de bizim ekonomik büyümeyi sağlamamız için bu adamlara ihtiyacımız vardı. O hapisteki adamlar çıktıktan birkaç hafta sonra bu adamlarla bir organizasyon kuruyor abi. Organizasyon neydi şey? Promotional Committee for Economic Reconstruction. Yani ekonominin yeniden inşa edilmesi için işte Koremizin şahlanışını sağlamak için. <laughs> aynen, aynen öyle. Bilmem ne komitesi işte. Kuruyor abi. Diyor ki bu memleketin diyor şimdi öncelikle şöyle. Bunu bu bu işi yapabilmek için teknokratlar tarafından bu işin yönetilmesi gerektiğinin farkında. Şimdi siz darbeciyseniz meşruiyetinizi sağlamanızın bir tane yolu var. O da ekonomik olarak başarılı işler yapmanız. Aynen öyle. Çünkü siz meşruiyetinizi seçimden almadınız. ancak ve ancak başarılı olursanız orada kalmanızı halkın yani işte zaten hani uzun süreli jun junta yönetimlerine bakarsın işte Şili'deki, e, Hı -hı. Hı -hı. İspanya'daki Ekonomik olarak görece kendinden önceki dönemlerden daha başarılı olduklarını görürsün. Zaten başta kalmalarının sebebi de biraz o oluyor. Tabii. Yani öteki türlü çünkü halk artık dayanamaz. Yani bir sene dayanır, beş sene dayanır ama... Yani hani siyasi özgürlüğüm yok, e, ekonomik olarak da kötü durumdayım. Kardeşim yani hani bu iş nereye gidiyor dersin o zaman. Yani bak Singapur'a aynı model, hiçbir şey olmuyor. Tabii. Yani ufak tefek bir şeyler Yıllardır oluyor. Yıllardır aynı grup yönetiyor evet. yani hani bir nevi bir e, oligarşi diyebiliriz oradaki tabii, yönetime tabii, tabii. hani tamam işte bir şey göstermelik bir demokrasi var evet. ama hani her seçimde hani kimin kazanacağını biliyorsun ee, ona rağmen Singapur şu an hani ekonomik olarak da işte eğitim verilerinde de işte evet. sağlık verilerinde de şunu bunu bir numara e, birçoğunda evet. hani bir numara olarak gösteriliyor evet. Kore'de, Kore'de bunu de adam çalışıyor. bunu yapmaya çalışıyor. Ee, bunu yapmak için ekonomi planlama kurulu diye bir kurul kuruyor işte. Ee, onun da başına teknokratları koyuyor. Yani ekonomisti var içinde, hukukçusu var, osu var, busu var. Bu adamların görevi memleketteki ekonomik büyümeyi sağlamak, sanayileşmeyi sağlamak, bunu yönetmek. Tıpkı bizdeki devlet planlama teşkilatı gibi ama bizim devlet planlama teşkilatımız kamu için emir, kamu sektörü için emir, özel sektör için yol göstericiyken Kore e, örneğinde birazcık daha farklı Koreliler sermayeyi de yönetiyorlar. Sermaye diyor ki mesela sen şu işi yapacaksın. Mesela e, ilk başta bir altı tane şey yapıyorlar e, b, sektör belirliyor. Mesela çimento var, sentetik fiber var, gübre var, demir ve petrol. 6 tane sektör. Bu sektördeki işlerin, işleri 13 tane iş adamına o hani içeri atılmış olan sonra dışarı çıkan Hı -hı. o adamlara diyor ki size böyle bir şey vereceğim. O bu 6 tane e, sektörde her türlü desteği vereceğim. Siz de cezanızı bana ödeyeceksiniz ama bak cezalarından vaz da geçmiyor. Yani sizi içeri attım o o, o mevzu da peşini bırakmıyor. <laughs> size diyor her türlü desteği vereceğim. Ama destek verdiklerimden başarısız olan olursa kapı orada. Bir daha hiçbir şey alamaz benden. Hı hı. Yani işte düşün bugünün zenginlerin işte o kalyon grupları onları bunları falan etem sancakları bilmem neyi düşün toplamışsın. Diyorsun ki bundan sonra hepiniz memleketin hayrını olacak şekilde iş yapacaksınız. Tamam kendi hayrınızı olacak da. E yaptığınız işler o kadar şey olacak ki, başarılı olacak ki ülkenin ekonomisini dönüştürebilir hale. bu da hali. aslında bir yani Türkiye'deki gibi bir korporatist bakış. Aynen öyle, yani aynen öyle. Değil. Mantık o zaten abi, mantık şu. Yani şöyle tabii tırnak içinde söyleyeyim bunu. Yani e, kapitalistin kendini şey yapma, kendini iyileştirme dürtülerini törpüleyerek memleketin çıkarına onları e, yönlendirebilmek. Ee, yani tabii burada teorik olarak tartışacak bir sürü şey vardı. Neyse biz pratikle ilgileniyoruz şu anda. Evet. Mesela Samsung dediğin aslında bir tekstil firması gübre işini mesela Samsung'a veriyor adam. Hı hı. Sen diyor siz yöneteceksiniz bu işi falan. Samsung bugün bildiğimiz Samsung. Bütün o markalar bugün tanıdığımız Hyundai'ler bilmem neler aynen bu şekilde yapılıyor. Bu ailelerin chaebol denilen şirketler var. Aile şirketleri bunlar genelde. Bunları da devlet yönlendiriyor. Fakat burada şöyle bir farklılık var Türkiye ile ilgili en önemli farklılık şu. Şey Türkiye'ye göre en önemli farklılık. Biz Türkiye'de ithal ikame modeli için bu modeliyle büyümeyi odaklanırken yani buradaki içerideki İhtiyaca insanların göre. ihtiyacı karşılansın diye şey yaparken bu adamlar ihracat odaklı bir modele, dışarıya ihracat üzerine bir model oluşturuyorlar. Şunu kullanıyor çünkü adam diyor ki ben size diyor eğer buradaki, e, burada bu işi en iyi şekilde yapabilmeniz için avantajları sağlarsam, siz dışarıyla rekabet edebilir hale gelir misiniz? E geliriz abi. Tamam o zaman ben sizi o hale getireceğim, size avantajlar sağlayacağım, siz de bu malları yurt dışına satacaksınız. Biz ihracat fazlası veren, dışarıdan çok e, talep alan bir memleket haline geleceğiz. İşçilerin zaten hakkı yok babacığım. İstediğim gibi işçilere bastırabiliyorum. Vergi de koyabiliyorum. Çalışma saati de ayarlayabiliyorum. Hiç problem yok. Seslerini de çıkartamazlar. Normalde bizde hani bu kalkınmacı devletten yana olan ekonomistlerde sanki böyle işçileri daha iyi hale getirebiliriz bu kalkınmacı modelle falan gibi bir mantık var. Aslında bu modelin kendi iç mantığına ters. Evet. Sizin işçileri sürekli bastırabilir olmanız lazım ki haklarına çökebilir olmanız lazım ki bu işi yapabilirsiniz. Zaten orada şey de var şimdi. Bir piyasada hem oyuncu hem kural koyucu aynı e, hı hı. yer olduğu zaman devlet olduğu zaman hı hı. E, orada işte belli oyuncuların başka oyuncular aleyhine kazanç sağlayacağı çok belli aslında yani, evet. yani o yüzden hani... işte bak buna şöyle bir şeyden bahsediyor bunu bunun üzerine yazan en önemli insanlardan bir tane Peter Evans diye bir adam var diyor ki embedded otonomi olması lazım diyor bürokratın buna şöyle açıklıyor yani bir yandan bürokrat çalıştığı yönlendireceği iş adamlarının iş adamlarına, topluma embedded yani içkinleşmiş onun içinde var olacak. Bir yandan da hem ondan hem de politikacıların baskısından otonom olacak. Yani bunların baskısına boyun eğmeyecek. Yani e, bilmem kim iş adamı bir kıyak istedi diye onu da yapmayacak. Siyasetçi sen bunu yapacaksın dediğinde ona da boyun eğmeyecek. <laughs> Ve böylece gerçekten tek amacı Weberian anlamda memleketin ekonomisini daha iyi bir yere taşımak olan teknokratlar olması gerekiyor. Bunun için adamlar işte liyakate dayalı bir sistemde kuruyorlar bu arada. Yani Kore'nin en büyük başarılarından bir tanesi bu. Biz o sistemi kurmuş olmamıza rağmen sonradan yapılan düzenlemelerle yan yollar buluyoruz. Bürokrat olmak için. Evet. iyi yerlere gelebilmek için. Orada adam diyor ki senin tek görevin bu. Bürokrat olacaksın. Çok iyi maaşlar veriyor. Çok iyi emeklilik fonları ayarlıyor. Ve çok saygıdeğer insanlar oluyorlar. Bu özellikle ekonomik planning board'da çalışan insanlar. Ee, ve onlar gerçekten sırf ekonomiyi daha iyi nasıl hale getirebiliriz diye odaklanmaya yöneliyorlar. Tabi bu ak kara yani siyah beyaz değil. Ee, sonra mesela bir yolsuzluk operasyonu yapılıyor. 63 bin memur işten atılıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani anlatabiliyor <laughs> muyum? Bunlar da genelde işte kalitesi düşük işlerde yani inşaat işiyle ilgilenen memurlar mesela <gülüyor> <gülüyor> bir sürü rüşvet işine girmişler. Ya tabii zaten şeyde devleti bir yerce bu kadar temel bir pozisyona atadığınız zaman Hı -hı. E, ekonomiyle ilgili. E, orada rüşvet dönmemesinin tabii, imkanı tabii. yok. Ki bir de şöyle bir durum var. Gelişen ekonomilerde özellikle bu işin çok daha yoğun olduğunu, yani hepimiz biliyoruz. Bugün mesela işte e, Sovyetlerden ayrılmış o işte Azerbaycan olsun, işte Türkmenistan olsun, Ukrayna işte Belarus olsun, olsun, Ukrayna olsun, buralarda bu işlerin nasıl döndüğünü biliyoruz. İşte Çin mesela, e, yani Çin'de her gün neredeyse işte e, bir devlet yetkilisin işte şey yaptığı için <laughs> e, rüşvet aldığı için ceza alıyor ama hani genel sistem çok fazla değişiyor mu çok fazla değişiyor gibi görünmüyor burada aslında şeyin de görmek lazım yani evet tamam dünya üzerinde en azından bugüne kadar belirli bir plan program olmadan e, gelişmekte olan ülke statüsünden gelişmiş ülke statüsüne yükselen e, bir örnek yok. <laughs> Ama yani belirli seviyede planlama her zaman evet, oluyor evet. evet her yani zaman Bunun dozajları. ama işte hani bu süreç içerisinde de işte şeyin e, devletin bu kadar oyunun içine girmesi belli yansımalar getiriyor. Tabii. O da işte hem belli işte çıkar gruplarının diğerlerinin aleyhine çok hızlı bir şekilde büyümesi. Hı hı. Hem de işte bu rüşvet gibi, yolsuzluk gibi olayların ortaya çıkmasını gösteriyor. Bu Türkiye'de evet. de oldu, işte Kore'de de oluyor, başka ülkelerde de oluyor. Evet. Gelişmiş ülkede gelişmekte olan ülkelerin en önemli problemlerinden biri bu. Evet. Bence güzel bir toparlama oldu. Artık böyle bitirebiliriz. Bu bölümü yani. de burada bitiriyoruz. Bize Patreon'dan destek olabilirsiniz. Şunu unutmamak gerekiyor. Samsung'un da patronları olmasaydı <laughs> Samsung olmayacaktı. Siz de eğer Türkiye'de Samsung gibi firmalar e, olmasını istiyorsanız Patreon'dan bize destek verebilirsiniz. <laughs> e, görüşürüz abi. Eyvallah abi görüşmek üzere. İyi günler.